Yunan Maps'i ekliyorum. Anubis onlar, Dust'taki biz. Ancient Side. O anlık bütün soruları da komut olarak ekleyeceğiz. Executor cunlarda savunması zor bir harita. Side'lara çok sıkışıyorsun demiş. Bu arada maçı bizim için Observer'den kardeşimize de selamlar olsun. Sen bir bilgilerini de paylaşabilirsin. Evet abi. Zafer, OBS Week nickname ile aramızda. O da turnuvanın eleme aşaması boyunca bize destek olacak. Sağ olsun. Sağ olsun. Abi çok pardon. Üçüncü harita neydi? Ancient. Evet, bu arada barettalar gelmiş. 3 tane çift baretta var. Fireflux'ta. Bir mid oyunu göreceğiz. Sensei infoyu aldığı gibi hemen kameraya çekilecek. Yani 3 kişilik bir B oyunu var. Buradan umarım aşağı atlarlar. Mid gelirlerse biraz ortadan kesmiş olacaklar Seste haritayı. Seste bir sıkıntı var herhalde. Seste evet var. Şimdi umuyorum ki düzelir hemen. Bu arada Sensei. Bir tane kill çıkarmayı başarmış. Devamında ikinci de Sensei alıyor. Asıl fight'ta olan ben ya ama arkadan killleri toplayan Sensei oldu. Burada King Westicon'un killleri. 3v2. Aslında adam avantajı bizde. Diffuse kit yanılmıyorsam yok. Göremiyorum şu an. Çok fazla barette vardı. Kit olmayabilir o yüzden. Bu arada Skrunk'tan kritik kill geldi. Zaten Soulfly'de bitirmiş. Pistol bizde. Çok güzel başladık. Yani sık yapılan bir pistol taktiklerinden birisini yaptı. İyi rendelediler orayı değil mi? Dual barettalarla yani. Yani güzel oldu. Burada hani Beyo çok uğraştı barettayla ama Sensei'nin desteği çok çok daha önemliydi. Burada Real Madrid 4000'in yanına bir tane Amein gönderseydi eğer o zaman Sensei bu desteği veremeyebilirdi. 5 mid oynamak istediler. Bizim işimize geldi. Tamam, ekledim Yunan Maps. Yunan Maps. FF'in ilk pistol roundu olmuş oldu burada. Evet. Bak nasıl? Güzel oldu. Yunan Maps. Bu arada bir triple nade var Madrid'de. Mid'e kullanabilirler. Üçünü muhtemelen aynı yere kullanacaklar çünkü bir force kararı yok. Hatta 4 tane var şu an. Neyse ki midde yakında savunma yapan kimse yok. Oraya gelebilir çünkü. Orada sen takımın yolundan beri round kaybettin lan. Ya. 4 mid bizim için de iyi oldu tabii. Bütün infoyu da topladık. Burada Soulfly geçişi de kapatacak kamerayla. Yanıcısıyla kamera geçişi de kapatacak. Bir yanıcı daha geldi ama o muhtemelen sönecek. Onu görmemiş olabiliriz. Rafa'dan bir kill çıkmış. Burada Sensei, az sonra destek gelecek ona. Scrum, Soulfly Sensei, Soulfly. Rafa'ya 2p250 kill verdik ama olsun. Bravo. Takımı kurduğundan beri hala round kaybetmedi bu arada. Abi. Abi Eko da, bak tarihte Eko vermeyen ve pistol vermeyen tek takım şu an. O günler de gelecek abi. Abi kurulduğundan beri map kaybetmiyor bu arada takım. Gökto'cum hoş geldin. Of. Evet, Observer Alt-Revik. Buradan ona selam olsun. Asıl observer'lık yapan. Ben nickname'ini eksik söylemişim. Chat'teymiş şimdi. İlk gun round'ı kritik. Bu gelirse 13-3 gelir. Bu giderse 13-8. Bir Buğra istemişti tahmin. Al sana tahmin. Teşekkürler abi. Bu arada çok iyi neydi. Ben duyamadım abi heyecandan. Bunu biz alırsak 13-3. Kaybedersek 13-8. Oha. Abi ben her türlü 13-5 diyorum. Abi bu tahmin ya. Bir bilirkişi raporu değil. Uyduruyorum yani. Observer bu arada yayını kapatabilir. Hiç kasmadan akıcı bir şekilde. Psycho. Tiko. Soulfly, Tiko. Vurdu. Evet, bizden de bir rotasyon geldi burada. Benyo da dönüyor. Arkasında Sensei muhtemelen biraz kalacaktır. Belki bir double pick yapıp oradan birini gönderebilirler şimdi. Birinin gitmesi lazım. Oh, Skrunk'tan rahatlatıcı 2 kill. Benyo gelecek desteğe. Şimdi oynasan bir türlü, oynamasan başka. Bir oyuncu yarım erken bir kill denenecek muhtemelen. Olmazsa sevlenebilir. Çünkü gelecek nada pek para yok. Hiç para yok. Bence Skrunk ve Sensei de var. Diffuse kit bakıyorum. Benyo'da, Sensei'de ikisinde de var. Bir flash. Flash'la beraber Sensei. Jail'ı güzel vurdu ama Ninos. Bir tane de infosu var. Benyo'nun diğer infosu yok. O yüzden biraz zamanla da mücadelesi olacak. İki oyuncu birden main'de. Burada Ninja'da full denettirmezler. Rafa aldı kili. 13-8 ilk haritayı önde kapatıyoruz. Ben de bir şeye baktım. Kapatacaksın yanlışlıkla birazdan. Yok, hayır, sen oynama daha fazla. Hayır, ben de bir drop var mı şeyle mi alakalı diye baktım. Yok. Evet. Hem gerginim hem heyecanlıyım.
Evet, burada da gerilebilirsin üstadım çünkü force yapmak zorundayız. Al verden ötürü. Rakipte silah avantajı daha fazla var. Burada bir agresif mi yapacağız diye bakıyorum şurada. Yapmamışız. Bence iyi de olmuş. Bir de sensei daha tarafından şöyle bir kafayı uzatıp baktı. Bu Nate'den az önceki round yemişti. King Yu yine yedi. Vazgeçmiyor. Seviyor. Aslında bunu söyleyebilsek de maç boyunca atmaya devam etsek keşke. Tanıdık var mı? Var. Gel takarız. Keleş paza yakışır. Hadi. Ya böyle durumlarda mesela iyi takımların ben şunu yaptığını çok gördüm. Biz B'den açıldığımız için B'yi bıraktığımız için tekrar B'ye gelebilirler. O yüzden Paz'ın elindeki AK çok kıymetli ama Rafa izin vermedi. Yine B'ye de geliyorlar buna rağmen. Hani bizim B'yi açıldık. Boşmuş burası. Dönebilirsiniz infomuzu daha verdirtmeden Rafa gelip pik attı. Bu da enteresan oldu biraz. Dediğin o faktör işte. Beklenmeyen hareketler yapılabiliyor burada. Yani çünkü çok zaman geçmiş. Yani takaslık bir durum da yoktu artık. O da bizim döndüğümüzde düşmüş olabilir. Yalnız King Q'dan çıkan Soulfly'de değil. Gelecek antre Echo kalacağız. Ben buradan silah çalar mı? Yok. 2-2. Bakalım nasıl bir Echo oynayacağız. Oy. Sen verdiğinde daha mı akıcı oluyordu YouTube'a göre? Yo, hemen hemen. Şu an ama akıcılıkta bir sorun var mı? Yayında bir sorun yok gibi. Kaç kişi yazınca ben takılıyorum ya. Benim. Yok, ben bakıyorum, sıkıntı yok. Kadife bilekli Rafa Silva. Bu arada şunu da unutmayalım. Tabii Anubis haritası, evet, her ne kadar artık dengeli olmaya yakın bir harita olsa da hala T tarafında oynanılması daha rahat bir harita. O yüzden pistol önemliydi. İki round zaten cepte olmuştu böylelikle. Araya sıkıştıracağımız bizim bir iki üç round daha olursa rahat rahat ikinci yarıyı izleriz diye düşünüyorum. Ama Real Madrid'de sonuçta Anubis'i pikleyen taraf elbette bu haritada daha hazırlar. Bir de sanırım onlardan bir oyuncu düştü. Şu an bir pause var. Magistri. Şu an için serverda yok. Abi 8 kişiler zaten girer. Başkası girer. Ya maç oynanırken giremeyebilir. Bilmiyorum kuralları. Yok, gelir gelir. Anca diğer haritaya gelir diye biliyorum. Senin ama çok emin değilim, okumadım. Diyor. Twitch kodekleriyle ilgili problem var. Twitch'in neyi doğru ki arkadaşlar? Neyi doğru ki kaç tane reklam basıyor? Bağlandı. Yoktu zaten babacığım, devam et. Bağlandı bağlandı. Adam oyundan nasıl düştü bilmiyorum. Abi bu arada takımı kurduğundan beri roundların yarısını kaybediyorum. Daha kazandığın gun round yok. Yo, roundların yarısını kaybediyor diyemem. 2-0 bitti önceki maçımız resmi olarak. Ben izlediğime bakarım. Demosunu, 26-0 abi. Bana demosunu getirin. 28-2 gidiyor takım şu an abi. Evet, burada 0 bay. Sensei tek başına B'de kalmış, ses dinleyecek muhtemelen. Şöyle konektöre bir bakış attı. Neydi? İyi atamadılar bu arada. Sanırım orada bir fight da olmuştu. Bir headshot daha çıktı USB'lerle. Bir headshot daha. 2 AK mis. Canlar 60-60. Rafa sıkıntı çıkarırız da. Yani keşke save'leyebilsek tabii bunları. Muhtemelen ilk amacımız da olacaktır. Onların da amacı save'letmemek olacak. Zaten harita dağılımları şu an çok kötü. Yani hepsi başka bir alemde şu anda. Vermat'te. O yüzden önce bir yan yana gelmek isteyecekler. Çünkü biz iki kişi yan yana gezerken bir oyuncu daha bulsak istemeden oynamak zorunda kalacaktık. Yeni kurmaya giriyor herhalde Rafa bu arada. Ekipman Rafa da mı? Ekipman. Dedim mi ekipman diye? Demiş ola. Her an diyebilirim yani. Her an diyebilirim. Ekipmanı bıraktı. Takımın ilk maçı neden Real'de? Ya iş yapma biçimimiz böyle derken denk geldi kardeşim. Tekleri böyle bu şekilde yani. Konuşan dayı işi bilen bir dayıya benziyor. Kim? Adam televizyonda bile Counter Strike sunuyor ederim. Arkadaşlar. Arda Güler yine mi yedek ya? İyi iyi. İki tane AK çok kıymetli CT'di. Çünkü gelecekte kaybedecek roundlardan sonra bu para cepte kalacağı için hero ban yapılabilecek. Yani birini bir site'a birini bir site'a koyabiliriz. Agresif yapabiliriz. O yüzden bunların kalması çok önemli. Özellikle AK'nin CT'de kalması daha da önemli tabii tek atabildiği için.
Kimin az benim mi az? Oku ya. Ben Arda'ya laf söyledim. Fenerler yönetir gibi. Aslında hudlar var diyor. Bulabilirsin diyor. Nasıl bir şey yapalım? Ne istersiniz? Belki anlık yapabiliriz onu. Yok hayır. O şu an... Ne dediler? Bizim hudu beğendiler. Evet 3B 2 A yine benzer dağılım. Yine Soulfly Banjo Banjo Bangladesh. Banjo artık hangisini istersiniz? Banjo daha havalı geliyor bana. Agresif yapacağız galiba. Aman aman. Hayır. Oh. Oo. Çok Ahmet, güzel. Ahmet baba ya. Hazırsın. Çok güzel. Dry pick bu arada. Hiç flashma hiçbir şey atmadık. Oradan gir çıklarla paz geldi. Enseden tuttu çekti. Yalnız biz bu arada midi kaçırdık. O kötü oldu. Neyse ki Banyo'dan gelen bir kill var ama Banyo tek. Flash'la pikleyebilirler. Destek onu. Lazım. Destek gelmek üzere. Destek geldi. Bir flash lazım Banyo'ya şu anda. Yalnız middeki utility'lerden dolayı main'leri bir kişi görünce biz şu anda büyük ihtimalle kalanları midde sanıyoruz. O yüzden Banyo sürpriz oldu. O da dedi ki surprise man. Turkey five. Güzel. Banyo'dan güzel savunma. Gör bunları. Çok yalnız kalmasına rağmen, bir an için yalnız kalmasına rağmen. Oğlum ben niye eşeklik yaptım ki? Alın. Çocuğun kendi sesinden şeyi var. Nick'in nasıl okundu? Banjo. Banjo, tamam. Banjo. Abi Banjo. Biz adama sorduk bu arada. Tamam çok. Tamam Banjo diyoruz. Ay aklıma yeni geldi. Banjo İsteriz diyoruz tamam. Banjo. 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 Aha sensei dayım abi. Aa anladım. Smoke içi. Yapacak bir şey yok. Smoke içi. Olur öyle arada. Bir ezber bir vuruş geldi. Stiko kardeşimiz de gerçekten deniyor bir şeyleri. B'de denedi. A'da denedi. Burada dikkat etmek lazım. Bekleniyor o yüzden Stiko. Takas var ama tabii 4v3 bizim için sıkıntı. Çünkü Banjo tek kalacak. Nasıl hemen alıştım. Bunun için de hızlıca kullandım. Çok iyi abi adam. Biz de çok uzağız. Yani burada midden kameradan gideceklerini ne düşünüyoruz? Kullanılan bu utility ile beraber ki öyle de yapıyorlar. Main tarafına doğru gelecekler mi? Ona bakıyorum. Şu an çok uzaktalar. Kendi flash'ına kör oldu adam. Çok iyi oldu çünkü biz de kördük. Banjo ölebilirdi orada. Bayağı dikkatsiz Rafa. Çok iyi bizim için bu. Ve bu arada oyunu da güzel çevirdiler. Benim karnım ağrıyor stresle. Ah sensei. Yapma. Kritik bir kill olacaktı. Ya biraz oynayabiliriz yani. İki oyuncu buy yapabilecek çünkü. Soulfly kendi alabilecek. 3 ve 3 ama denemeye değer. Banjo da gerilerden geliyor. En azından diffuse işini ona bırakıp side'dekiler oynarsa. Çünkü Banjo'nun diffuse kiti de var. Ona tek bir info bıraksalar bile yeterdi ama King Q burada skrank olmuş. Geri çekileceğiz artık. Hala oralarda geziyoruz ama çok... Muhtemelen zorlayamayacağız. Onların kaçış noktasını da biraz kapatıp en azından yeniden buy yaptırmak da istiyor olabiliriz. TV'deki terimlerle bir sunum istiyorlar abi şöyle. İngilizce'nin profesyonel terimleri dalga geçiyorlar bunları şu an. Çünkü TV'de C4 yerine ekipman diyoruz ve ben onu evde de yapıyorum bazen. Keserli gibi maç falan. Dört üç. Senden çok haz etmem falan ama mutlu yüzüne kumaya hayırlı olsun. Eyvallah. Hayatım. Teşekkür ederim. Sağ olsun hayatım. Ya bu arada agresif oyun için de bir şeyler söyleyeyim. Agresif oyun biraz yapmak zorundayız. Aslında bu takımlara karşı agresif yapmak bence çok daha mantıklı. Çünkü adamların nereden ne zaman çıkacağını çok bilmediğimiz için, anlayamayacağımız için en azından haritayı daraltmak adına bir yerden agresif yapmak bence fena fikir değil. Yani bir tuttu bir tutmadı. O evet doğru ama yani denemek bence önemliydi. Olmadığı halde yeniden ısrar etmek belki tartışılabilir ama yani şu an için bence çok büyük bir dert yok bir tane agresif yaptık ve tutmadı diye. Evet küçük bir şaka bu. Şöyle herhalde. Hemen. Bekliyoruz. Ah.
Banjo Fanatik Akademi'deydi. Evet. Fanatik Rising'deydi. Fanatik Rising. Sonra yine Havu'da da yer aldı. Gelir hemen arkadaşlar. Observer'ımız sunuyor. Şimdilik oranın görüntü kalitesini de çok çabuk artıracağız bu arada. Renkler soluk demişler. Acaba birazcık şey mi açsa bize gelir mi o? Şu an soluk da olsa bir gelsin de. Evet evet. Server mi patladı? Soruyorum. Gelir. Böyle durumlarda nasıl geri alıyorlar abi? Tam fight'in ortasında server patlarsa mesela. Yani o orant öyle gider. Hemen mola alınır. Ama muhtemelen bu server'la oyun, alakalı değildir. Alakalı değil mi? Oyun kapanmıyor. Abi eğer round'un ortasında server giderse de şöyle bir şey yapıyorlar zaten. Round'u başa sarıyorlar. Hı hı. Ha, server giderse round'u başa sarıyorlarmış. Genel bir save'lemişiz. Hasar yukarı. Çıktıktan sonra da round başa alınıyor mu? Server'dan olduğu için mi? Server problemi varsa evet abi. Genelde alınıyor. Anladım. Ekran üstü kamerayı ben de çok özlemiştim. Şimdi sizle bir şeyi konuşacağım arkadaşlar. Bunu bir tartışmamız lazım bence. Bütün izleyicilerime söylüyorum. Hepsinden de cevap rica ediyorum. Şimdi iki tip burada izleyici var. Yıllardır işte MM izleyen, Anlost izleyen, muhabbet seven, goy goy seven, trollük seven izleyiciler var. Bir de espor sever yeni gelen takipçilerimiz var. Değerli espor kitlesi, TRCS yani. Biz bu ikisinin karması bir sunum yapmayı planlıyoruz. Yani kameraları kapatıp sadece maçı sunduğumuz model de bana çok sıcak gelmiyor. Burada yorumunuzu isteyeceğim sizin. İşte full goy goy direnin sürekli çakalar yaptığı, bizim chatten yorumları okuyup muhabbet ettiğimiz bir sunum da espora uygun değil bence. Bu ikisinin ortasını beraber bulacağız yani. Kervan yolda düzülecek. Evet. Onu sizden bir duymak istedim. Yani ne olsun diyorlar. Eyvallah. Abi gülme de oku, biz beraber gülüyoruz. Şimdi ben yapmasa olur mu abi? Çok hızlı anlatım için öyle anlattım. Abi şakalar sende, ben sana. Evet, İnanın bu daha kötü. Şimdi agresif bir yer. Yeşil bıçayla. Bir şey söyleyeceğim, maç başlayınca da bıçaklar çıkmış meydana. Ekipmanlar parlıyor herkese. Abi halfpipe çalıyoruz bu arada, farkında mısınız? Abi, geliyor. İşte M4 ile kill alırsak. Geliyor. Ağız. Ah, yatıram. Daha vereceğiz orada. C4. Banjo'nun neyim çok sert. Yes. Helal be Banjo. Dur dur. Bravo oğlum be. Adamsın adam. You are the man himself bro. Nasıl ki sen bize istedin diye soruyorum abi. Aynen. Mesaj attım kardeşim. Turkey Five gör bunları. Turkey Five harbiden. Çiğ çiğ yiyordun çocuğu. Bu arada şunu söyleyeceğim. Fireflux olmadan önce bu takım Advance'e doğrudan çıkma elemesi oynarken ben o maçları anlatmıştım. Böyle bir 4 tur falan maçlar hep böyle başlıyordu. Sonra bitiyordu. Sonra açılıyordu. Hmm. Takım yani başta bir geriye düşülüyordu, ben artık tamam, herhalde bitti diyordum, geri geliyorduk falan. Ya biraz öyle gidiyor şu anda. Yine aynısı oluyor. Yani şaşırtmıyor beni o yüzden. Ya bizi gelmeye yetti ama. Yarın da var mıymış maçımız? Neso baksana bir. Bakıyorum abi şu an. Bu çarta göre yarın gibi gözüküyor. Tamam, yarın da buradayız. Yeni eski kamera açısı, yeni bir onu garantileyip var. FF'in tabi sosyal medya kanalından. Abi neye göre söyledim ki ben bunu? Kaybedersek eleniyoruz. Allah söyledi. Lan yılan gibi. Sesine çöktü adamın. Vallahi çok mutluyum. Çok tatlısı, mutluluğum beni de mutlu etti diye. Ya benim pozitif enerji vermem lazım zaten size. Son 2 yıldır hakikaten içimde yoktu yani öyle bir şey. Olmayınca da açmadık işte. Eski kamera, yeni takımla. Bunu yenersek var bu arada abi yarında. Evet. Hep bunu yenersek koşuluna bağlı ölüm kalım maçları, stresi, şekli şemali, lavale vuruşlarla beraber bu ekranlarda olacağız.
Allah da ölüm kanımda ölsek de hemen doğuyoruz abi. Deathmatch gibi CS aranızı da. Başka evet, bir turnuvayla evet. Hayat buluyoruz tekrar. Çok sayıda arkadaş... Paz Ace atar mı? Soulfly? Soulfly pardon. Soulfly Ace atar mı diyecektim. Zaten 3 vurmuş. Abi replay istiyoruz. Olacak iş değil abi yani. 3 ile olacak iş değil yani takımda aslında. Replay. Abi geri al. Abi vuruşları göremedik. Abi counter bambaşka bir şey ya. Sen seydin amına koyayım vuruş atması serbest mi? İnşallah atar. 1080p aslında bize gelen yayın. Biz onu... FF'in Discord'una bir yayın izleme odası açalım mı kulağına? Açalım. Aa gelin Discord'da evet, beraber izleyin arkadaşlar. Taraftarlarla beraber. Muhabbet ede de izlersiniz. Aa bir şey oldu orada. Evet. Baya böyle mouse basmadı falan yani gözünün önündeydi çünkü sensi ona tepki verememesi imkansız. Ya da bir anlık minimap'e falan baktı herhalde. Banjo ilk yarı çok iyi oynadı. Bir tane daha iyi oynarsa en azından ilk yarıyı öyle kapatmak. Danalarsın be oğlum. Oy. Aa, Stiko'dan saçma bir vuruş. 6-6. Okey okey alacağımızı aldık. Zaten team map. Zaten ben 13-8 demiştim. O yüzden 6 olması normal. Vuruşlar değişik değil mi ya? Hemen transfer önerileri başladı. Rafa'yı transfer edelim. Hocam da gün bir ya. Evet, Faced üzerinden de oynanıldığı için bu arada turnuva ikinci yarılar hemen başlıyor. Öyle bir ara yok. Çok güzel. O yüzden benim de en sevdiğim. Hiç ara vermeden devam. İkinci map'le arasında ne kadar boşluk oluyor? Yani 10 dakika, 15 dakika kadar. Faced'de herhalde 10 dakikaydı. Emin değilim ama. Muhabbet ederiz. Kasa yani açarız. Hemen maç linki geliyor. 10 dakika içinde yeniden server'a bağlanman gerekiyor diye hatırlıyorum. 3 tane çok güzel bıçak dağıtıyoruz bu arada. Onu bir sabitleyelim mi? Aa bu arada biz bayağı fazla utility ile hücum yapıyoruz. Neyse ki Benjo yine vurdu, yine vurdu. Banjo. Banjo. O kadar tatlı bir adam ki ya. Ülkede bayağı zaman geçirme şansı ya. Oldu. Ya bu, ne yapacağız abi bu çocukların böyle? Aa nasıl ya? Hayda. Hayır ya. Atsız. Çok komik. Anam smoke'tan geze geze 4 kill aldı. İnanılmaz. İşte bahsettiğim şey bu. Yani bunu beklemezsin bu kadarını. Evet abi aldık diyordum ben round'u. Bitmişti round aslında. Maşallah dediğimiz 5 saniye yaşamıyor. Lag var lag. Adamların interneti daha iyi. Demiş biri. Tamam neyse max bir round daha vereceğiz. Aa force da geldi bu arada. 2 oyuncu yaşıyordu tabi rakipte. Plant de vardı. O yüzden Force okey. Hatta bizde daha fazla rifle var. Ama yine de Firepower rakipte. Nazarlık. 3B. Biz muhtemelen 4 mid 1 A deneyebiliriz. Eğer öyle yaparsak çok işimize gelir. Stiko 1 vurup ölse. Rafa 1 vurup ölse. 3v3. Post plant. Bir vurdu ölme işini Spor. Biraz geciktirdi. Tehlikeli oyuncu ya. Belalı bıçak banyo yani. Yok yani kanka. Burada 15'e 7 oynuyor. Bayağı frag var. Çok yetenekli, genç yeteneğimiz. Ya C4 midde, yabancının bayılanması bayağı zor. Gelecek anda da full eco kalınacak. Neredeyse. Ama elbette ne vursa kar. Eldeki bu galille. 2. Var, arkası var. Hayır. 3. Headshot gitti. Çok yakındı. 9 canı kaldı be. Headshot gitti. Of. En big anti ya. Big anti ya abi.
Bıç gidiyor daha bu arada. Ama çok iyi oldu. Bu bize yine forslattırabilir aslında. Ki evet yani evet. Çünkü çok vurduk. Buranı çalarsak güzel değişecek bu arada ya. TRC'si olarak her zaman evet. Arkandayız. Çok sağ ol. Abiye sorar mısın? Geçti abi, okuyamadım vallahi, çok hızlı geçti. Ben şu alev alev yemin ediyorum. Neste ufak gene bir sıkıntımız var. Düzelir. Ya bu arada şöyle bir şey var. Faceit'te bu organizasyonlar şu an çok maç olduğu için bazen serverlarda da problem olabiliyor. Birkaç tur daha geçtikten sonra o konuda da biraz rahatlayacağız. Prime Anlos geliyor beyler ya. Motivasyonum çok yüksek, öyle söyleyeyim size yani. Çok mutluyum bu aralar. Nazar değmesin. Transfer et. Aynen kankam. Stiko kritik. Çok iyi oldu. Yani birebir takas. Şahane. Rafa hiç vurmadan öldü. As. As happened. Kuzen selamlar olsun sensei. King you. Var mı yine bir 4 kill daha brocum? Denesin, yok, işimize yok, gelir ama. Yani. Gerekirse vursun 2 tane. Önemli. Alalım o silahı. Ninja mı deneyecek? Diffuse kiti var, yanıcısı var. Ama smoke yok. Niye geldin o zaman? Ne duruyorsun? Spotladık, kovalayacağız. Elma yap sana. Melut'cum hoş geldin. Çok teşekkür ederim. O kadar çok yeni izleyici var ki Deren. Onun da mutluluğu da heyecanı var. Tekrardan hoş geldiniz. Yer mi pas? Pas tecrübeli. Abi 8-7. Adamlar force. 8-8. Eko kalacaklar 9-8. Maç sonucu 13-8. Abi, bunu abi. En son oraya orasını alıp burasıyla birleştiririz. Ağzından baldan finali. Mı? Yaparız. Özel bir smoke geliyor. Yıllar. Ninos. Kimin Nina varı? Of çok güzel. Bir tek onda var. MP9. Diğer oyuncular pistol. Yani çok yakın bir ant aslında bu. Bize. Böyle toplu oynarsak işimize gelecek gibi. Bas. Yat aşağı dedi Ahmet. MP9'la açılan Ninos'u vurdu. Nedense. Keşke Deagle'lı bir oyuncu gitseydi. Daha dar alanda oynasaydı. İşimize geldi. Backside'ı da gördük. Deagle'ı da gördük. Bir kill verdi karşılığında. Gayet okey şu çok anda. Yani ilginç, Stiko mesela burada gidip kendini öldürttü. Rakipte 4 oyuncu yaşıyor, onun için rakipte. Gelecek ant hiç buy yapılmayacak. En azından kendini Deagle'la, armoruyla kalabilirdi ama biraz agresif denemeler de yapıyor şu ana kadar rakip. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. ...18-8 Banjo. Kaçırmayan observer yapmışlar, helal olsun diyor. Vallahi, vallahi ben çok beğendim performansı. 1-2. Olacak, bunlar olacak. Herkes kontrollü bu arada. Çıkan vuram. Bravo. Buradan senin dediğin olması için hocam. Abi bir şey yok buradan sonra. 4 tane daha vurduk. Evet ki, yani. Dezavantajlıyız. Şimdi bir gun round oynanacak. Burada böyle bir beklenmeyen bir absürt bir şey yapmazlarsa. Bizim de bir oyunumuza bakalım. Türk takımların da ekofobisi var evet. Bizim Türk takımları diye eko geçirmez. Burada bir arkadaş da Vince. Los bunu salması gerek. O yüzden öldü demiş ama City tarafında... Hayatta kalırsanız da Los Munus'tan faydalanabiliyorsunuz. Bu da bir bilgi olarak
Sizinle paylaşayım. Hocam. Biz de TKT'nin counter'ını ileri seviyeye taşıyacağız. Biraz işte izleye izleye. Tam kendi harita havuzumuzu. Arbalıç oynayacağız mı yani mesela? Sensei bu arada iki tane vurmuş ama karbon mu attı? Ne yaptı anlamadım. Çok hızlı bir iş. Yani bilmiyorum, göremedik. Az hocam bir tane daha kilim var orada, onu da al. Of çok iyi pick. Güzel. Rafa kaldı. Bunu rafa kaldırırız şimdi. Şaka işini devraldın abi bak. Tabi. Nice. Tek kill. Abi hep spor müsabakaları böyle böyle olmak zorunda değil mi ya? Bir şey söyleyeceğim. 30 iddiasına Banjo üzerinden girsek bu arada kaybediyormuşuz neredeyse. Bence 30 vuramaz. İddiaya girelim mi senle? Bence de vuramaz. 13-8 kapattık çünkü. Çünkü biri öyle dedi. Bir üstad öyle dedi evet. Maç başlarken. Banjo neymiş ya diyorlar. Her maç bir oyuncumuz böyle piyasaya çıkacak bence. Bu arada yine aynı bay. Minos yine infinayını almış. Acaba yine mi B'den açılacak? Skrank zorladı. Skrank. Vuran IGL yapmıştır İkincisini hocam. İkincisini de çok güzel vurdu. 11-8'e gideceğiz gibi. Çok güzel. Banjo 22 kaldı 8. Etrafı sarılı abi adam. Sensei 15-10, Paz 14-8. Tabii yani maç biraz şu an tek yönlü geçmeye başladığı için çok killere bakmamak lazım. Banjo'nun üzerine de iyi oyun olmuştu. O da vurdu neyse ki. Evet, bu sefer kill yok. Gunrunt'ta bir kill çıktı. Half Buy'dan hiç kill çıkmadı. Bir Gunrunt daha 12'yi bulduracak bize. Şu anda yine onların mantıken böyle 3-2 ayrılıp biri bırakıp en azından site'ların birini verirse save'e falan gitmeleri lazım ama bakalım ne yapacaklar Real Madrid. Sevgili dostlar, bu arada şikayet edin, eleştirin. Ne eksik varsa bir sonraki yayına toparlayalım. Mesela Observer tık tık yapıyor diyen var. Bize 1080 yap diyen var. Bunlar okey. Ne varsa lütfen söyleyin. En iyi hale getirmeye çalışacağız yani. Helal takıma, çok iler diyor Ertuğrul abim. Teşekkür ederim. Buraya bakma alışkanlığım olmuş da artık çalışacağım buraya. Oo Rafa. Bir vurmuş neyse ki. Bu arada B arkasında Sensei bekliyor AWP ile. Haritayı böldük. Kameradan bakabiliyor sadece King'i ama çok da önde değil. Orayı yaklaşabiliriz. Ama bizim lane'imize doğru evrildi bu kill. Karşılığında orada Soul Flay'ı versek bile. Ki yürüyor King Yu. Yürüyor King Yu. Paz arkanda. O ne be? Of. Nesin abi sen ya? Abi o nasıl bir dönüş? Yıllar dönüşü. İnanılmaz dönüş ya. Öyle bir şey yok hocam, ya. Puzzers. Of. Saçmalık ötesi. Bir de şimdi Banjo'yu da az hatırladı diyorlar. B gönderip fake atsak tadından yenmez. Öyle yapacağız gibi görünüyor ama acaba A'ya mı geri döneceğiz? İki oyuncumuz B main çok yakın. Sonra 30 saniyenin altına gidiyor. B'de biz iki kişi karşılayacak. Keşke önden gönderseydik Banjo'yu ama Banjo da bize katılacak. En azından adam avantajı bizde hala. Sensei'nin atışı kaçtı. Stiko geç geliyor. Kör oldu orada. Skrunk. Sensei Banjo. İki kill birden. Stiko'yu tahmin ediyoruz. Bu kadar hızlı dönmeyeceğini biliyoruz. 12-8'e doğru gidiyoruz. Böylesi daha iyi oldu. Silah da sevleyemeyecekler. Ya gelecek round'da force yapacaklar tabii. Paralarının hepsini harcayacaklar ama. Ah be GoTV. GoTV gitme. Gitme dur. Ah be GoTV. Ayan da görmüştü bu arada bizim adamla. Yo, o round bitti zaten. 12-8 de umarım yeni round'a yetişiriz. Renklerin biraz daha canlı olması da okey. Hepsini görüyorum, okuyorum arkadaşlar. Dondu mu? Vay canına bro. Çok güzel feedback. Çok teşekkürler. Not alındı. LTV biraz, şimdi 500 takım aynı anda oynuyor ya burada. Serverlar zıbap baçukka olabiliyor. Yükseldikçe bazen atıyor yani maçtan atıyor direkt izlerken. Evet. Onunla çok karşılaşıyoruz ilk turlarda. Ta zorla getiriyor 13-8 diyor inşallah. Bizim Ubeka da öyleydi, çok uğurlu.
Vallahi ben değil, paz getiriyor yani, öyle bir dönüş şekli yok. Değişik. O açıklanamayan bir oyuncu zaten yani. Evet ya, 12-8 olduğu için giremeyebiliriz server'a tekrar. Bu Faceit sayfasından bir kontrol etmemiz lazım. Hemen bakalım. Çünkü şu an GoTV tam oturtabilmiş değiller CS2'de. Aa, 9 olmuş. Biz izleyemedik ki, sayılmaz. Geldi geldi. Ha, geldi. Geldi ama. Geldi ama verdik infoyu. Spoiler'ı verdik. Aa. Aa, şimdi nasıl kaybettiğimizin bilincinde olarak. Sen sayıdan müthiş bir kill. Adam avantajı yok. Abi biz nasıl verdik bu eli? Vermemişizdir ya. Hata olmuştur herhalde. Vallahi Rafa. Rafa bir şey yaptı benim. Bir şeyler yapmış herhalde. Ama yok ya, zaten bir site'e girerken 3 olacak savunma. Bir de arkadan gelen de Ninos var. Gerçi Ninos'u da vurmuşuz ya. Abi vermemişizdir bak. Yanlışlık var şeyde. Dede. Vermişiz abi. Benim tahmin tutmamış. Evet. Ama oyun dondu o yüzden. Yoksa biz yenerdik. Seriyi almıştık. Ne kadar düzgün gidiyor adamların spaylarda ya. Abi. Yanıca mı koşuyor bu çocuk? Ne yapıyor acaba? Bir şey var ama. Ninja mı yedik? Adamda kit yok. Vurmuş abi. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Gördü bunu, vurdu. Koşuyor üzerine. Aha, kit aldı yerden. Ay, biz oynamış ya. Banjo benim tahminim tutmasın diye daha uzun. Ha, çözmüş ya. Bana ses biraz geç geliyor da o yüzden. kötü gitmiş. Kötü gitmiş round. Ne güzel, şurada 2-0'dan tahmin tutturacaktım yani. Crosshair'ı sabit ve daha görünür tek crosshair'ı ayarlayalım diyorlar. Mesela pazın nokta gözükmüyor. Hemen onu map arasında yapabiliriz. Şimdi çok güzel. Anlık verim feedbackleri. ESL cross'u. Büyük yeşil yapabiliriz cross'u. Daha kalın. Harika. Doğru. Olur ya dostum, sana zahmet. Onu ayarlardan hemen. Görünmez crosshair kullanan oyuncular da var. Yapan. Ne zaman yayınlıyorlar? Abi ne zaman yayınlıyorlar? Yani... Abi adama da el koyduk gibi oldu böyle. Salı, çarşamba başlayacak o zaman. Pro Lig'in diğer grup maçları. Broskis'den de yapacağız yine. Canavar gibi oldun ya. Genelde beyaz büyük yapıyorlar diyorlar. Beyaz yap, rica ederiz. Bence 30'u bırakmış herhalde. Skank! Oh! Dayan Soulfly. Tamam, çok güzel. Round'u alırsak 30 olamamış oluyor. Evet, 29'da kalmış oluyor. Nice be! Yan gerilmedim değil yani gerçekten. Resmi olarak yayında ilk haritamızı kazanmış oluyoruz arkadaşlar. GG diyoruz. Zor, değişik, sürpriz.